Tibit. Evet, özellikle üzerine gün batarken sarayın güzel fotoğraflarını çekme fırsatımız olacak. Evet. También podemos ver los museos de Federico García Lorca. Ayrıca Federico García Lorca müzesini de görme fırsatımız olacak gibi. Görebiliriz. Aha, hatta Los Museos Federico García Lorca müzelerini görebiliriz. Ha, görebiliriz diyor. Aynen. Ve oradan aynen. Üç tane. Hay tres de estos pero no sé dónde están exactamente. Bu işte üç tane var ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Hı hı. Hatta böyle tam motomot çevirme adına onlardan üç tane var. Onlardan üç tane var. Müzelerde aynen. Hı hı. Ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Doğru. Lo que no podemos perder es ver un espectáculo de flamenco en una de las Cuevas del Sacro Monte. Lo que no podemos perder. Bu fırsatı kaçırmamalıyız gibi değil mi buradaki? Ha, şimdi onu oraya aynen. No podemos perder. Bu perderin kaybetme anlamı var kendiliğinden. Bir de bu şekilde kullandığında kaçırmamamız gereken de vasıta kaçırmak için de kullanıyordu değil mi? Şimdi kaçırmamamız gereken şey evet. Nedir? Şuradan bir gel, ondan sonra gerisini bağlayalım. Şu anlı cümleyi bir toparlamamış olalım. Flamenco'dan geriye mi geleyim? Aha. Espectáculo de flamenco. İşte böyle mükemmel flamenco gösteririz. Mükemmel yok. Sence gösterin. Mükemmeli nereden uydurdun? İşte İçinden geldi. Bir o şey hep o kelime benim tam şey yapıyor. Saçma sapan yerlere gönderiyor. Spektaküler flamenco gösterisi. İkisi bir arada değil mi? Hem mükemmel hem gösteri var. Aynen. Yok. Bir flamenco gösterisi görmektir. Değil mi? Evet. Yani kaçırmamamız gereken şey bir flamenco gösterisi görmektir. Şimdi biraz daha devam ediyor. Şimdi oradan toparlayıp bir daha gelirsin. Hı-hı. Hatta şeyle kaçırmamamız gereken şey buradan gel. Sacromonte mağaralarında. Mağaralarından birinde. Birinde. Flamenco, bir flamenco gösterisi ni görmek kaçırmamamız gereken şey. Ha, istiyorsan öne, istiyorsan arka. Kaçırmamamız gereken şey, işte Sacramento mağaralarından birinde bir flamenco gösterisi görmek, izlemek. Hı-hı. O da olabilir, izlemektir. Aynen. Evet. He oído que son increíbles. İnanılmaz olduklarını duydum. Evet. Şimdi büyük ihtimalle herkes böyle bir mağara mı dedi bunlar? Buradan olmuştur bir ihtimalle. Değil mi? Evet. Aynen. Mağara dedik. Hemen gösterteyim. Hemen. Şurada. Şimdi şurada bir Sacramento yukarıdan bir resmi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve Sacramento böyle güzel, ponçik bir yer. İşte şuralara bak farkındaysan da üstü yeşillik meşillik falan ama buradan giriyorsun. Hakikaten mağaraya giriyorsunuz. Ciddi ciddi mağara. Ve bu mağaranın bir bölümünü burada bir tane çok deli süslü bir şey vardı. Nerede o? Ha, mesela bu boş hali. Hı-hı. Meşhurlar onlar bunlar. Bizdeki gibi bak bakır şeylerimiz değil mi? Aynen. Bakır alet edevat varlık değil mi? Göstergesi. Onları da asmışlar süslemek için. İşte büyük bir ihtimalle buraya gelen ünlüler veyahut da işte gelmemiş bile olsa onları iade etme adına bir sürü resim. Çok tatlı yapmışlar. Böyle sıra sıra oturuyorlar. Ondan sonra ortada kişiler flamenco gösterisi yapıyor. Ha, bunlardan bayağı varmış bak. Burada da tam gene aynı. Konsept mi aynı acaba ya? Resim az. Mal varlığını da az oraya. Bakır mı mal varlığı? Aynen. Bayağı benziyorlar birbirlerine. Evet.
Farklı yerler ama neredeyse aynılar. Evet bak. Bu da değişik. Olay bu. Yani hakikaten mağara, yani biz gerçi şimdi mağarada atraksiyon yapmak bize çok çok yabancı değil. Kapadokya var bizim hemen borumuzun dibinde. Hani biz o fikre çok uzak değiliz ama bir Avrupalı için bir hani bayağı değişik bir şey değil mi? Hani mağaranın içine girip böyle gösterip falan. Evet evet doğru duydunuz mağara. Diyorum bir daha. Tamam. Tampoco podemos perder un día en uno de los baños árabes. Ayrıca bir gün Arap banyolarından birini gitmeyi de mi kaçırmamalıyız gibi. Ha şey alışkanlığını yapmak. Ayrıca dedi. Genellikle sondan şimdi asıl fiilim bu ya. Şimdi başta bir şey varsa bir özne, bir girizgah, bir tarih, bir yer falan o kalsın hem de ondan sonra sondan öne doğru toplamaya çalışırsan galiba daha güzel oluyor. Üstelik veya ayrıca. Ayrıca. Arap banyolarında bir gün. Arap banyolarının? Birinde. Birinde. Arap banyolarının birinde bir gün. Nü de. Bir günü de. Podemos, burada da yani kaçırmamalıyız gibi. Ha, o olumsuzluğu da nereden yakaladın? Burada. Aynen. Pardon. Ne yaptı? Bir önceki ifade, lo que no podemos perder, kaçırmamamız gereken bunu da kaçırmamalıyız. Bunu da derken, bu olumsuz olduğu için tampoco. Bu olumlu olsaydı saçma olacaktı tam ama. Bien. Hani, tam bien dedi. Ha, aynen. Arap banyolarında bir gün de kaçırmamalıyız diyor. Un programa completo, banyo, piscina, masaje. İşte tam paket program. Aynen, aynen tam program diyor. Ha? Aynen. Banyo, havuz, masaj. Ve işte, aynen. Bu da bize hiç yabancı bir şey değil. Banyo, arabe. Aynen. Bizim. Hamam. Ama bu ışıklı mışıklı tabii. Güzel ya. Tabii canım bu şimdi üst klasman. Yani hani çekimden belli zaten. Değil mi? Aynen. Bunlar üst klasman. Ama hakikaten işte Arapların o toprakları bıraktığı şeylerden birisidir. Hamam keyfi. Mesela şu, ya şeyler de çok tatlı. Şimdi o dönemin şeyini de kullandıkları için süslemesini mi diyeyim mimari. Birkaç tane orijinalden bozma. Yani orijinali renove etmişler. Kullanıyorlar hakikaten. Ama ay bakar mısın? Ay işte bak ya çok bildiğimiz bir şey değil mi? Peştemal muhabbeti falan. Aynen. Bize hiç uzak değil. Hiç uzak değil. Ama çok güzel yapmışlar ya bakar mısın? Işıklandırma, işte fenerler falan. Bunlar tabii biraz üst klasmandır. Biraz daha böyle halk klasmanı vardır diye tahmin ediyorum. Hamam taşı var. Yani her şeyle birebir bir aynı. Tam yani bir bütün. Bizdeki hikaye. Hiç, aynen bizdeki olayın aynısı. Bizdeki olayın aynısı. Yine bize çok yabancı değil ama Avrupalı için hakikaten çok değişik geliyor öyle. Çünkü şey de çok güzel yani işte. Programa kompleto olayı çok güzel. İşte giriyorsun bilmem ne. Arkasından masajı dinlenmesi bıktı da tüm paket program. Aynen. Hemen gözümde canlandı değil mi kese falan. Orada da şey mi acaba? O da birebir aynı mı acaba Türkiye'de? Döverek mi masaj yapıyorlar yani? Tellaklar. Burada öyle ya. Yani Serdar'cığım hiç yurt dışında hamama gitme ihtiyacım olmadı. Ya burada burnumun dibinde çok daha ettim. Ucuz varken ki ben hamamı hiç sevmem. Burnumun merak dibinde ettim. Peki deneyeceğim. Git lütfen oradan izlenimlerinizi bizimle şey paylaş. Tamam. Deli gibi para verdim beni dövdü. Aynen. Tam YouTube bizdekiyle aynıymış falan diye. Evet. Genial. Harika mı diyeyim? Aynen. Entonces tendremos que encontrarnos para hacer el plan. O zaman
O zaman Şimdi gene sondan gel. plan yapmak için buluşmamız gerekecek. Ha, bak çok daha rahat çıkıyor. Evet. Biraz bu çeviri teknikleri üzerine o zaman duralım. Evet. Çevirirken hani nereden alıp nereden götüreceğim falan o şekilde biraz oturtturalım onları da. Tamam. Bueno, te llamaré mañana. İyi, güzel. Yani yarın seni arayacağım. Ya estoy muy emocionada. Çok heyecanlıyım şu an. Aynen bir de şu ya hatırlar mısın bazen böyle artık diye oturuyordu. Bazen zaten diye oturuyordu. Bazen hiç oturmuyordu. Ne diyorduk? Ya diyordu. Ya aynen. Çok heyecanlıyım ya. Aynen. Çok güzel oturmadı mı? Çok. Çok. Será mucho más divertido juntas. Birlikte çok daha eğlenceli olacak. Aha. Yavaş yavaş o şeyi oturtturalım. Tamam. Hani bu cümleyi nasıl çeviririm? Bu cümleyi nereden yakalayıp çeviriyorum? Onun üzerine biraz duralım. Evet, bazen çok bir sağdan bir soldan anlatacağımı Tamam. anlatamıyorum. Var mı aklına takılan? Yo, no. Ha, benim söyleyeceğim şuydu burada. Mesela ben burada işte futuro olsun diye çok fazla futuro kullandım. Orada ne yapacaksın? Hadi belki olur. Ama mesela işte ha yapacağım ilk şey şurada mesela beni biraz rahatsız etti o. Özellikle nerede şimdi ben bulamıyorum iyi mi? Ha mesela tendremos que encontrarnos. Plan yaptık. İşte plan yapmak için o zaman buluşmamız lazım deyip geniş ama aslında tenemos que encontrarnos mantık olarak bence daha cici oturuyor burada. Buluşmamız gerekecek. Orada mesela biraz zorladı. Mantığı zorladı. Sırf futuru olsun diye yaptığım bir Aynen. yerde mesela gibi. Yani birçok şey aslında gelecek. Yani futuru kullandığımız birçok yeri prezente ile çok daha rahat ifade edebilirsiniz. Burada işte bu tür diyaloglarda hani ay zorla o zaman zorla o kalıp geçsin diye kastığımız yerlerde tabii ki oluyor. Tamam. Okey. O Aynen. zaman